Merhaba arkadaşlar. YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun yayınlarının LYS Spotlu Soru Bankası çözümüne devam ediyorum. Test 32'deyiz arkadaşlar. Konumuz basit makineler. Evet ne demiş. ÖSYM'nin sevdiği bir tarz arkadaşlar. Basit makineler kuvvetten veya yoldan kazanç sağlamak amacıyla kullanılır. Buna göre hangisinde kesinlikle yoldan kazanç kuvvetten kayıp vardır? Şimdi arkadaşlar burada bizim sorunumuz ne arkadaşlar? Şu. İşte bir kaldıraç sisteminde örnek verelim. Destek biraz kenarlı. köşede de olabilir, ortada da olabilir. Hiç önemli değil. Eğer ki siz F'i buraya, diyelim P'yi buraya koyarsanız ne oldu? F desteğe daha mı yakın? E, buraya X dersek, burada Y dersek neydi? F çarpı X, P çarpı Y dedim diyorduk. X'i küçük yaparsanız işte bunun karşılığını ödeyecekseniz F'iniz büyük olmak zorunda olacak. Yani kuvvetten kayıp. Yani bu ne demek? Kuvvet desteğe yakınsa arkadaşlar kayıp vardır. O zaman bakıyorum. Burada ne yapıyoruz? Kuvvet burada değil mi? P yükü de burada. Destek noktası da burası değil mi? E, kim yakın? P yakın. O zaman burada kuvvet uzakta olduğuna göre kuvvet kazancı olacaktır arkadaşlar. Maalesef aradığımız cevap değildir. Buraya geliyoruz. Makasın destek noktası burası. Siz nereden kuvvet uyguluyorsunuz? Buradan. Değil mi? Nereden? P'den. Şimdi burada ihtimal olabilir. Bak kesinlikle istiyor. Sen bu kolu eğer uzun yaparsan küçük olur. Ama burayı daha kısa yaparsan büyük olur. O yüzden bu biraz soru işaretli bir makine. Peki buraya geldik. Maşa. Ne yapıyoruz? Çalışma ekes. Diyelim burada bir kömür parçası. Siz buradan bir kuvvet kuvveti uyguluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tutarken şöyle. E nasıl oluyor arkadaşlar? Desteğe daha mı yakın? O zaman kesinlikle kuvvetiniz büyük. Yani kuvvetten kayıp vardır arkadaşlar. Bu tür sorularda kesinlikle destek, yük ve kuvvetin yerini arıyoruz. Başka herhangi bir bilgiye ihtiyacımız yok. Evet. Gene benzeyen bir soru. Bağırlı ihma çubuklarla yapılmış kaldıraçlar dengede. Hangi şekillerde kuvvetten kazanç vardır? Ben ne demiştim arkadaşlar? Yük böyle kuvvetin ne olması lazım? Birden büyük olması lazım. E bunun olabilmesi için ne olması lazım? Bakın atıyorum. Yük yanında çarpı bir değil mi? Büyük olmalı. Kuvvet çarpı yanındaki sayı ya da burası matematik olarak kafamızı karıştırabilir. Şöyle bir şey. Yük kuvvetten ne zaman büyük olur? Desteğe yakınsa. Değil mi? Yani kuvvetin küçük olabilmesi için ne olması lazım? Desteğe uzak olacak. Bakın şu anda bu 2 bu 1 uygun. Bakın kuvvet 3 destek 2 kuvvet kazancı var arkadaşlar. Ama burada kuvvet yakında az önceki soruda da bunu yapmıştır. Kuvvet yakında olunca kuvvet büyük çıktı. Kuvvet kaybı vardır. O zaman 1 2 de kazanç vardır arkadaşlar. Evet. Yarı çapları R2, R3, R olan kasnaklardan L kasnağı bir miktar çevrildiğinde K ve M'nin tur sayılarını soruyor. Ne yapacağız? Atalım arkadaşlar hemen bir şey. Bu yönde bir tur atıyor diye başlayalım. Bakın 2R kime bağlanmış? R'ye. O zaman başla. 2R olan bir tur atarsa R olan ne kadar atar? Cevap nedir? 2 tur. O zaman bu arkadaş ne yaptı? 2 tur atıyormuş. O zaman eş merkezi olunca bu da 2 tur attı Sonra yönleri sormadığı için sallamıyorum. L de kime bağlanmış? Bakın buradaki L şu M'ye bağlı. O zaman bakıyorum. Bunun yarıçapı ne? 2R. 2R olan 2 tur atıyorsa 3R olan M ne kadar atacak? Ozan güle güle M'nin cevabı ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 3 tur oldu mu? Şimdi neyi sormuştu? K'nın M'ye bak. K kaç tur atmıştı başlarken? 1. M'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 bölü 3. E bunların oranı sorunca da 3 bölü 4 diye buluyoruz. Evet. Güzel bir soru tipi. Aynı merkezli yarıçapları R'ye 2R olan iki kasnak R yarıçaplı makarayla kuruluyormuş işte. F kuvvetiyle ip 6 pi r çekilirse bakın şu ipi 6 pi r çekiyorsunuz değil mi? Bakın şurası çok önemli işte. Siz iki tanesi iç içe değil mi? Sen buraya 6 pi r çektiğin zaman dikkat edin buraya, r burada r. Sen 2 r'yi 6 pi r çekersen buradaki ip ne yapacak? Bak bu büyük olan iki kat çevrede dolanırken bu yarısı kadar. Yani o zaman bu ipin hemen gelme miktarının hemen 3 pi r diyebilir miyiz? O zaman burası 3 pi r geldi mi? Az önceki 31. testte de arkadaşlar uyarmıştım. 3 pi r çektiysek bunun 2 tane görevi vardı. 3 pi r bölü ikisi döndürürken 3 pi r bölü ikisi bunu döndürüyor muydu? O yüzden bunun dönünce hangi şekli alacağını soruyorsa bizi ilgilendiren şey ne? Döndürme. E bu adamın çevresi ne? 2 pi r değil mi? O zaman bakalım hemen. Bir tur atması için ne gerekiyor? 2 pi r değil mi? Sen o zaman bunu 3 bölü 2 pi r'ye döndürürsen ne kadar tur atar? En tur. Hemen bakalım bir işler dışlardan n çarpı 2 pi r. 3 bölü 2 pi r ise pi r'ler giderse en sayısı kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 4 tur atacakmış. Ve hangi yönde dikkat edin. Sen buradan ipi çekersen hatırlatalım. Sen buradan çekersen ipi ne yapacak? Bu arkadaşı böyle döndüreceksin. Ve ne kadarmış? 3 bölü 4 tur. Hemen ne yapıyorum? Bu şekli bölüyorum arkadaşlar. Şurası boyalıydı hatırlatalım. Şimdi ne yapalım? Bakın bu kolay bir kısım olabilir bizim için. Şurayı 3 bölü 4 tur ve bu yönde döndüreceğim. Bakın şuraya başlıyorum. Buraya gelirse 1 bölü 4. 2 bölü 4. 3 bölü 4. Yani boyalı kısmın yan tarafı ne yapacak? Hemen şöyle böldüm 4'e. Boya kısmı burası mı olmuş artık? E bu da buranın ortası olduğuna göre buraya boyuyorum. O zaman cevabımız da Bursa şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. <laughs> evet. yarıçapları R1 R2 olan şekildeki düzeni kuruluyormuş. X dişlisine bağlı olan kol F kuvvetiyle en tur dönünce mesela bunu ne yaptık? Böyle en tur döndürünce bu böyle dönünce bu arkadaş da böyle dönecek değil mi? Ve bu arkadaş ne yapıyormuş? H yükseliyormuş. Haşın artması kimlere arttırarak mümkün? Bakın arkadaşlar. Kuvvetinizin değeri yükle alakalıdır. Kuvvetin değeriyle yolunla alakası yoktur. Ve bu kolun ismi ne? Kuvvet kolu. Kuvvetin küçük olmasını sağlar. Bunda da işiniz yok. Burada uyanacağınız bir şey var arkadaşlar. Hatırlatalım. Önce bu olayı bir sayısal bir örnek vermeye çalışayım size. 2R ve R olsun. Diyelim bu arkadaş bir tur attı ne kadar yol alırdı? Aldığı yol çevresi kadar. Yani 2 pi r. Peki bu neydi? R olan 1 tur atıyorsa 2 R olan 1 bölü 2 tur atıyor muydu? E bunun aldığı yol ne kadar olurdu bakalım. Bunun çevresi 4 pi r. Ama 1 bölü 2 tur atınca bakın bu da ne kadar yol aldı? 2 pi r. Aslında bunun aldığı yolu belirleyen şey şu arkadaştır. O yüzden bu ne yaptı? N kere 2 pi r 1 döndü mü? N tur atmıştı. Çevresi de 2 pi r 1. O yüzden bunun aldığı yol da aynısı olduğu için aslında bu direkt haşı verdim bize. O zaman haş dediğin şey neye bağlı? R1'e ve N'e bağlıdır arkadaşlar sadece. Birincisiyle bu işi bitirebilir. Sonuncusu sadece ve sadece arkadaşlar onun az dönmesini sağlar. Bu neye benziyor? Traktörün ön tekerleği 100 metre ittiyse arka tekerleği de 100 metre itmiştir değil mi? Evet. Ne demiş? X isminin ağırlıkları ne demiş? düzgün ve türdeş çubuk ile eğik düzlem üzerindeki x isminde ağırlıklar eşit. Buna göre h bölü s oranı nedir? Bakın o zaman şunun ağırlığı da p değil mi? Bunun ağırlığı da p'ymiş. Sonra ne yapıyorduk hatırlatalım. Hemen şuradan bir denge koşullarına göre şu ipe t dediğimiz düşünün. Ne yaparız? Torka göre. P'nin uzaklığı kaç buraya? 3 bölü 2 yaptı. T'nin buraya olan uzaklığı ise 3 müdür? 3 giderse T'nin cevabı ne oldu arkadaşlar? P bölü 2. Şurası P bölü 2'ymiş. Sonra bunu bu ip ve bu ip taşıyınca P bölü 4. P bölü 4 diyebilir miyim? O zaman bu da P bölü 4 yaptı mı? Şimdi hatırlatalım. P bölü 4 ne yapıyorduk? Hani daha önceki videolarda da yaptık. Herkes kendi düzlem. P kime bağlı? Haşa. O zaman P çarpı H. P bölü 4 kime bağlı? Şu anda hangi düzlemin üzerine duruyor? S'nin üzerine duruyor. O zaman P'ler derse arkadaşlar H bölü S'nin oranında 1 bölü 4. Herkes kendi düzlem. P H düzleminde. P böl 4 S düzleminde diyerek cevabı da 1 böl 4 diye buluyoruz arkadaşlar. Evet. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda ağırlıksız makaralarla kurulan düzenek dengede ise çubuğun ağırlık merkezidir. Bakalım arkadaşlar. Şuraya bir T diye başlayalım. Bakın aynı ip T. Hala aynı ip T. Hala T. Bir de bu da T. Hatta T ile T birleşti. Bu ip ne oldu? 2T. Daha da hızlı gidebilirim bakın. İstediğim yerden moment alarak da yapabilirim bu tarz bir soruyu. Yani çok da hızlı geçebilirim. Mesela ne gibi? T ile T'yi hemen nerede buluşturabilirim? Tam ortada buluşlar mı 2T? E burada da bir 2T var. 2 ile de 2 tam şurada buluşur muydu? 4T. Sistemin ağırlık merkezi burası 4T. O zaman burada da bir ağırlığı olmalı deyip hemen M noktası diyebilirdik. Ha başka yol isteyen bir arkadaş da ne yapabilirdi? Şuradan hemen bir moment alarak kütle ve ağırlık merkezinde hatırlıyorsanız sizlere anlatmıştık bunları. T burada. Yine bir başka T burada. Ne vardı? Bir de burada da 2T var değil mi? ne yapıyorduk? İstediğimiz bir yerden moment buradan alarak hemen x eşittir. 2 t var uzaklığı 5. t var 6 bölü toplam ağırlığımız kaç? 4 t değil mi? 16 bölü 4, 4 birim dersiniz. Gene aynı nokta olduğunu bulabiliriz. Evet. Şekildeki makara düzeneğinde L ve M cisimleri sabit hızlarla hareket ediyormuş. K cisminin hızının büyüklüğü nedir? Bakın şimdi burada en büyük sorun şu makara kısmı bizim için. Orayı dikkate almak zorundayım. Şimdi bu ipin böyle yukarı V gelmesi demek. Bunun ne olması demek? Aşağıya V değil mi? O zaman bakın şurası V. Ama şeklin ne olması lazım? Buraya doğru V ile yukarı çıkması lazım değil mi? O zaman ne olması lazım? Hatırlatırım size arkadaşlar. Her ipin iki tane görevi vardı değil mi? Bunun yukarı V çıkmasını sağlamak zorundayız. Bu V'nin görevi nedir? Hatırlatırız. V bölü ikisi döndürürken V bölü ikisi aşağıya olmalı mı? E bunu yukarı çekmemiz için ne olması lazım? Burası diyelim ki ne yaptık? K kadar çektik değil mi? K'nın görevi neydi? K bölü ikisi yukarı. K bölü ikisi döndürmeye gidecek miydi? Bakın K bölü 2 yukarı. V bölü 2 aşağı. Sonuç yukarı V mi olmalı? Bakın yazalım hemen. K bölü 2 yukarı artı aşağıya V bölü 2'nin sonucu yukarı V yapması lazım değil mi? Ne olmalı o zaman arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsam ya da hemen uyanık ol. 2 ile genişletelim. K yukarı artı V aşağı. Eşittir. 2V yukarı değil mi olmalı? E 2V yukarı olabilmeniz için o zaman bunun 3V ile yukarı doğru çekilmesi gerekir mi? Bak 3 yukarı 1 aşağı sonuç 2 yukarıdır. O zaman K'nın hızı yukarı doğru 3 olmalıydı arkadaşlar. Evet. Testimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.